R karede bazı koordinatlar çizeceğim. Evet, düzgün bir şeyler yapmak istiyorum. Daha iyi olabilir, evet daha iyi olabilir. Düşey eksenim bu, yatay eksenim de bu olsun. Tamam. Şimdi de dört konum vektörü ile tanımlanmış dört tane nokta çizelim. Bunun r kare olduğunu da hemen not edeyim. Evet. İlk konum vektörü sıfır vektörü olsun. Sıfır vektörü sıfır virgül sıfır noktasını tanımlar. İkinci nokta k1,0 olsun. Biraz daha büyük yazayım. k1,0. Evet, bu da ikinci konum vektörü. Vektörü bu şekilde çiziyorum. Üçüncü noktayı da buraya koyayım. Bir dikdörtgen çizmeye çalışıyorum. Evet, bu üçüncü nokta da e, konum vektörünü çizeyim. Evet, k1, virgül k2 noktası. Koordinatları eksene yerleştirmek isterseniz K2'yi buraya işaretleyebilirsiniz. Son nokta ise bu nokta olsun ve bu noktada 0, K2 konum vektörü ile tanımlanmış olsun. Şimdi bir tane de küme tanımlayacağım. Kümenin adı dikdörtgenin isminin hatrına dik olsun. Evet bu küme bu konum vektörlerinin tanımladığı noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz tüm noktalara eşit olacak. Konum vektörleri tarafından tanımlanmış noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz noktaların tamamı. Buna A vektörü diyeyim, buna B, buna C ve buna da D. A B C D noktalarını birleştirdiğimizde elde ettiğimiz dikdörtgen. İsterseniz dikdörtgen kümesini de çizeyim. Buradaki noktaların hepsi bunlar, bunlar ve bunlar. Bu noktalara bu köşeler de dahil. Anlaştık mı? Dikdörtgenimiz bu. Peki, bana bu dikdörtgenin alanının neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Buraya da dikdörtgenin alanı yazayım. Evet, dikdörtgenin alanı. Kısa kenar çarpı uzun kenar öyle değil mi? Uzun kenarın uzunluğu k1. Evet, buradan buraya olan uzunluk k1'e eşit olduğuna göre uzun kenar k1. Peki, ya kısa kenar? O da k2'ye eşittir ve böylece alanın da k1 çarpı k2 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya kadar her şey normal, yani size henüz ilgi çekici herhangi bir şey göstermedim. Şimdi bu kümeye dönüşüm uygulayacağız. Evet, bu dikdörtgene yani bu kümeye t dönüşümünü uygulayacağız. t içinde güzel bir renk seçeyim. t dönüşümü r kareden r kareye bir eşleştirme ve örneğin bir x vektörüne uygulandığında x vektörünü de a, b, c, d olarak tanımlayacağım. Evet, evet. t dönüşümünü bu noktalara uyguladığımızda ne olacağını görelim. Bundan önceki videolarda bu dönüşümdeki görüntünün bu noktaların her birine dönüşüm uygulandıktan sonra yine R karede tanımlı olan görüntü kümesinde elde ettiğimiz noktaların birleştirilmesinden elde edileceğini görmüştük. O halde bu noktalara dönüşüm uyguladıktan sonra ne olacağını bulmamız gerekiyor. Dönüşümümüz neydi? E, buraya yazayım hatta renklendirerek yazayım. Dönüşümü sıfır vektörüne yani a noktasına uyguladığımızda ne elde ederiz? Şöyle söyleyeyim bu a çarpı sıfır artı b çarpı sıfır yani sıfırdır. İkinci terimde c çarpı sıfır artı d çarpı sıfırdan yine sıfır olur. a vektörü bu. B vektörüne dönüşüm uyguladığımızda K1 0 olarak not ediyorum. Dönüşümü uygulayayım. K1 çarpı birinci terim. Görüntü kümesindeki vektörün ilk teriminden bahsediyorum. A çarpı K1 artı B çarpı 0'dan A K1'e eşit olacak. İkinci terim ise C çarpı K1 artı D çarpı 0'dan C K1'e eşit. Bu arada bunun, bununla bunun matris vektör çarpımı olduğunu da hemen söyleyeyim. Şimdi sıra geldi C noktasına. Dönüşümü c noktasına uyguladığımız zaman, k1, k2, birinci terim a çarpı k1 artı b çarpı k2 olacak. a k1 artı b k2. İkinci terim ise c çarpı k1 artı d çarpı k2'ye eşit olacak. Evet, sadece bir nokta kaldı. 0, k2 vektörünün dönüşümü. Bu ise a çarpı 0 artı b çarpı k2'den bk2, c çarpı 0 artı d çarpı k2'den de dk2 olur. Şimdi de buna dayanarak dikdörtgenin dönüşümdeki görüntüsünü çizelim. Eksenleri yeniden çizmeye çalışıyorum. Bu düşey ve bu da yatay eksenimiz a sıfır vektöründe kalacak öyle değil mi? Bunun 0 0 vektörünün dönüşümü olduğunu da not edelim. Evet. Şimdi B vektörüne bakalım. B vektörü AK1 CK1'e taşınacak. B vektörü buna benzeyen bir vektöre dönüşecek ve bu da B noktasının yani K1 0'ın dönüşümü. Bunun ak1 ve ck1'e eşit olduğunu da gördük. Sarı vektör ise, ah, isterseniz önce maviyi yapalım. Bir saniye, bu noktanın ak1, evet bunun da ck1 olduğunu yazalım. Sonuncu vektörün de buna benzeyen bir vektöre dönüşeceğini düşünelim. Evet, bu vektöre yani 0 k2'ye bu doğrusal dönüşümü uyguladığımızda bk2 dk2 vektörünü elde ediyoruz değil mi? Bu durumda bu nokta bk2 bu da dk2 olur. Sarı nokta ise dönüşümden sonra ak1 artı bk2 bir bakalım. ak1 artı bk2 buraya bir yere denk gelir öyle değil mi? Evet vektörün x ko koordinatı bu olacak. Y koordinatı ise k 1 artı dk2'den buna bir bu kadar daha eklersem yaklaşık olarak buraya gelirim. Evet bu uzaklığı bu uzaklığa eklersem buraya bir yere gelirim ve böylece sarı noktanın görüntüsünün de buraya geleceğini buluruz. Hemen çiziyorum ve bu da k1 k2'nin dönüşümü yani bunun. Şimdi bu noktaları birleştirirsek dikdörtgen kümesinin dönüşümünün ya da dikdörtgen kümesinin dönüşümdeki görüntüsünün noktaları birleştirdiğimizde elde edileceğini biliyoruz. Bunu daha önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Hemen çizeyim. Bu iki noktayı birleştiren doğru, bu iki noktayı birleştiren doğru olacak. Bu doğru, farklı bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Bu iki noktayı birleştiren Doğru. Evet. Bu doğru da bir bakalım bu olur öyle değil mi? Sonra bu ikisini birleştiren doğru var. O da buna dönüşecek. Evet. Son olarak bu doğru da buna dönüşecek ve bu iki noktayı birleştirecek. Bunun dikdörtgen kümesinin görüntüsü olduğunu da not edeyim. Evet, dikdörtgenin T dönüşümündeki görüntüsü. Peki, dönüşümdeki dikdörtgenin görüntüsünün alanı nedir? Bunun alanından bahsediyorum. Evet, bu alan. Bu paralel kenarın bu ve bu vektör tarafından oluşturulduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Ve bunu yazmak için de elimizde sütun vektörleri bu iki vektör olan bir matris olduğunda, birinci sütun vektörü bu olsun, AK1, CK1, bunun K1 sıfırın dönüşümü olduğunu da not ediyorum ve ikinci sütun vektörü ise bu. Yani BK2 DK2 olacak. Bu paralel kenar bu iki vektör tarafından tanımlanmış. Görüyorsunuz değil mi? Bunun da 0K2'nin dönüşümü olduğunu not edeyim. Bundan önceki videoda bu paralel kenarın ya da bu şekilde elde edilen bir paralel kenarın demeliyim alanının hemen yazayım paralel kenarın alanı dikdörtgenin dönüşümünün görüntüsünün alanıyla aynı olduğunu da biliyoruz. Evet bu paralel kenarın alanının determinantın mutlak değerine eşit olduğunu biliyoruz. Bunu da L olarak adlandıracağım. Eşittir sütun vektörleri paralel kenarı oluşturan matrisin determinantının mutlak değeri. Kısacası bunun L'nin determinantının mutlak değeri olduğunu yazabiliriz. Bundan önceki videoda bu alanın buna eşit olacağını görmüştük. Peki bu determinant neye eşittir? Mutlak değer AK1 çarpı DK2 eksi farklı renklerle yazayım. Evet K1 K2 A çarpı D eksi bununla bunun çarpımı. Yani K1 K2 B

2'ye 2, ye 2 ye bir matrisin determinantı bu şekilde bulunur, öyle değil mi? Bir önceki videodan bunu da hatırlıyorsunuz, evet. Yani bu yeni bir şey değil. Eğer bir önceki videoyu az önce izlediyseniz, tabii ki de yeni sayılabilir ama bu paralel kenarın alanını bulabilmek için, yani bu vektörle bu vektörün tanımladığı paralel kenarın alanı, vektörlerin sütun vektörü olduğu matrisin determinantının mutlak değerini bulmamız gerektiğini biliyoruz. Peki bunun sonucu nedir? K1, K2 parantezine alalım mutlak değer içinde k1 k2 çarpı ad eksi bc. AD eksi BC'nin dönüşüm matrisinin determinantı olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Bakın buna A matrisi adını verelim. Bu durumda bu mutlak değer içinde K1 çarpı K2 çarpı A'nın determinantına eşit olur. İlgi çekici öyle değil mi? buna dayanarak tanım kümesinde bir alan olduğunda mesela burada bir dikdörtgen vardı buna bir dönüşüm uyguladığımızda bir alandan bahsediyoruz öyle değil mi bu alanı uzun uzun alan olarak yazacağım çünkü büyük A'yı matris için kullandım bu orijinal alanımızdı buna bir dönüşüm uyguladık dönüşüm de bir A matrisi tanım kümesindeki herhangi bir noktanın çarpımına eşit dönüşümden sonra yeni bir alan elde ettik bu dönüşüm dönüşümdeki kümenin görüntüsü. Bunun sonucunda elde ettiğimiz yeni alan dönüşüm matrisinin determinantı. Bunun dönüşüm matrisinin determinantı olduğunu da not edeyim. Evet dönüşüm matrisinin determinantının bu da orijinal dikdörtgenin alanı öyle değil mi? Orijinal dikdörtgen burada. Bu çarpımın mutlak değerini alıyoruz. Çünkü zaman zaman bu iki vektörün yeri değiştiğinde negatif bir değer elde ederiz ama alan negatif olmaz öyle değil mi? Bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu anladınız mı? Buradaki dönüşüm matrisinin determinantı orijinal alanı ölçeklendiren bir değer oluyor. İspat yapmayacağım ama bunun neden doğru olduğunu anlayabileceğinizi düşünüyorum. Biraz soyut olacak. Elimizde R karede bir bölge olduğunu düşünelim. Evet ya da ya da bir saniye daha düzgün bir şekil olsun. Mesela bu. Yani bir elips gibi. Tanım kümemiz bu olsun. R karede olduğunu da not ediyorum. Bunun alanının da A'ya eşit olduğunu düşünelim. Şimdi bir d R kare'den R R2 kare'ye bir eşleştirme yapan T dönüşümü ele alacağız. Bu dönüşüm tanım kümesinden bir x vektörüne uygulandığında a'yı kullandığım için bunun bir B matrisi ile x vektörünün çarpımı olduğunu yazıyorum. Bu alanın dönüşümdeki görüntüsünü değerlendirmek için görüntü kümesini de böyle çiziyorum. Tam olarak neye benzeyeceğini tabii ki de bilmiyorum ama buna benzediğini düşünürsek bunu da elipsin E'si ile adlandıralım. Evet, bu e kümesi olsun. Bu ise elipsin yani e'nin dönüşümdeki görüntüsüdür. Başka bir deyişle elipsin tüm noktalarına dönüşüm uygularsak bunu elde ediyoruz. Bu örnekteki benzetmeyi daha anlaşılır hale getirmek için elipsin sadece sınırı tanımlayan küme olduğunu söylersem daha doğru olur. Burada bütün alanı ele alıyoruz ama bu sınırın bu sınırla eşleştiğini de göstereyim. Bu tüm alanı ele aldığımızda da doğrudur. Bunu şu an ispatlamıyorum ama bunun doğru olduğunu şimdilik kabul edebilirsiniz. Bu dönüşümdeki sınırın görüntüsü. Bu sınırın çevrelediği alan A ise bu alanda dönüşümdeki elipsin görüntüsünün alanı olur ve orijinal alan olan A ile dönüşüm matrisinin yani B'nin determinantının çarpımının mutlak değerine eşit olur rastgele seçtiğimiz bir dikdörtgen dönüşümünün bu hale gelmesini fazla bulduysanız k bununla bunun arasında bir eşleştirme yapıyor öyle değil mi az önce söylediğim gibi dikdörtgenlerden eğrilere geçmek size biraz hızlı geldiyse bu şeklin birden fazla rastgele dikdörtgenle oluşturulduğunu da düşünebilirsiniz demek istediğim bu alanı bu şekilde bir sürü dikdörtgenle doldurabiliriz bunların bir de sonsuz derecede küçük olduklarını varsayarsak bu alanın tamamını kaplayacak larını da düşünebiliriz. Alanı tamamen doldurduklarını düşünelim. Bu dikdörtgenlerden her birine t'yi uygularsak dikdörtgenler buna benzeyen paralel kenarlara dönüşürler. Tamamen neye dönüşeceklerini tabii ki de bilmiyorum. Çok düzgün bir çizim olmadığının da farkındayım ama buradaki alanı kaplayacak paralel kenarlara dönüşürler. Evet dikdörtgenlerden eğrilere geçişi belki de bu şekilde daha anlaşılır kılabiliriz. Her neyse yine de bu videoda bulduğumuzun determinantın son derece ilgi çekici bir yorumu olduğunu söyleyebiliriz. Bir dönüşüm matrisinin determinantı bir bölgeyi diğer bir bölgeyle ya da o bölgenin dönüşümdeki görüntüsüyle eşleştirdiğimizde bir ölçeklendirme katsayısına dönüşüyor.